Çöz Kazan Yayınları Paragraf Soru Bankası'nda 22. test 1. soru arkadaşlar. Bu parçada Cenga ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur diye sorulmuş. Soru kökünü okuduktan sonra parçayı okuduk ve verilen ifadelerin olup olmadığını tekrar metnin içerisinde tarıyoruz arkadaşlar. Metne bağlı kalmadan, metinde tekrar taramadan ifadeleri bunu görmüştüm, bunu okumuştum ya da okuduğuma tam emin değilim ama gördüğümü biliyorum gibi ifadelerle, yargılarla hareket etmiyoruz arkadaşlar. Nesnel olması için, kesin olması için metnin içerisinde tarıyoruz verilen ifadeleri. A şıkkında oyunun kuralları nelerdir diye sorulmuş. Hemen bakıyorum. 54 adet tahta, 3 blok şeklinde 18 katlı kule oluşturulur. Tüm oyuncular sırayla bir bloktan çeker ve çektiğini üst katlara dizer. Ancak dokunduğu bloğu çekmek bir kuraldır. Ayrıca tek el ile oynamak gerekir. Kuleyi deviren oyuncu kaybeder ve ceza alır. Bunlar oyunun kuralları arkadaşlar. Bu nedenle A şıkkında verilen ifadeyi doğrulamış olduk. Yenilene ne ceza verilir ifadesinin cevabı yok. Şurada kuleyi deviren oyunu kaybeder ve ceza alır diyor ama bu cezanın ne olduğu söylenmiyor. Eğer oyun tekrar oynanacaksa kuleyi yeniden sıralamak da yıkan oyuncunun göreviymiş ama bu bir ceza kabul edilmez arkadaşlar. Cezası bu değil. Bu nedenle B'ye ulaşamayız. Nasıl oynanmaktadır denilmiş. Hemen burada oyunun nasıl oynandığı da anlatılıyor. Kuralları ile birlikte. Dolayısıyla C şıkkını buradan ulaşmak mümkün. Kim tarafından bulunmuştur diye sorulduğu zaman da bu oyunu Afrika'da bulan Leslie Short'muş. Dolayısıyla D şıkkının cevabını bulduk. Kaç kişiyle oynanır diye sorulmuş. Oyunun oynanabilmesi için en az 2 kişiye ihtiyaç vardır dedi. E şıkkına ulaştık. Biz yenilene ne ceza verilir sorusunun cevabı dışındaki cevapları bulduk. Asıl anlatılmak istenen nedir diye sorulmuş arkadaşlar. Ressam, heykeltıraş, mimar, besteci eserlerini bütün milletlerin insanlarına gösterebilir. Roman ve hikaye başka bir dile çevrildiği zaman çok da bir şey kaybetmez fakat şiir öyle değildir. Şiir, şairin dilinde bile tek çeşit söylenir demiş arkadaşlar. O zaman ben şiirin dili diğer sanatçıların dili gibi evrensel değildir diyebilirim. Diğer sanatlarda, resimde, heykeltıraşta, mimaride, bestecilerin eserlerinde, romanda, hikayede çeviri yapılabiliyormuş. Diğer milletlerin insanları bunlara şahit olabiliyormuş. Yani onlar evrenselmiş ama şiir çeviri yapılamıyormuş arkadaşlar. Şiirin dili yalnızca söylendiği dilde anlaşılıyormuş. Bu nedenle cevabımız A'dır. Üçüncü soruda bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez sorusu sorulmuş. Benzetmeye yer verilmiştir denildi ama benzetmeyi biz parçanın içerisinde göremedik arkadaşlar. Tanımlama yapılmıştır dedi. Şark oturup beklemenin yeridir. Şark nedir diye sorduğumuz zaman cevap verir. Ya da başka bir tanım. Şark ima ile geçmenin yeridir. Arkadaşlar tanım denilince kalem, yazı yazmaya yarayan nesneye denir gibi bir tanım beklemeyin arkadaşlar. Herhangi bir şey için, 3 nokta diyorum ben ona, nedir sorusunun cevabını alabiliyorsanız o zaman orada tanımlama vardır arkadaşlar. Burada da şart nedir sorusunun cevabı verilebiliyor. Öznel de olsa sorunun cevabı verildiği için tanımlamadır bu. Karşılaştırmaya başvurulmuştur denildi C şıkkında. Dikkat ettiyseniz Şark'tan ve Batı dünyasından söz etti. O zaman biz Şark ve Batı'nın yani Doğu ve Batı'nın kıyaslandığını, karşılaştırıldığını söyleyebiliriz. Niteleyici ifadelere yer verilmiştir denildi. Mesela kötü niyetler, nasıl niyet sorusunun cevabını verdiği için kötü ifadesi niteleyici bir ifadedir. Tanık göstermeden yararlanılmıştır denildi. Tanpınar'ın bir ifadesine rastladık burada ilk cümlede. Şark oturup beklemenin yeridir diyormuş Tanpınar. Bu bir tanık göstermedir. Dolayısıyla parçanın içerisinde bulamadığımız ifade A şıkkındaki ifadedir.
Evet, albino hastalığı ile ilgili bir metin. Hangi ikisinin yerini değiştirelim diye soruyor bize. Bakalım. Halk arasında albino olarak bilinen hastalığın adı aslında albinizmdir. Melanin maddesi vücuttaki deriye... Bir dakika, şimdi gelmiş melanin maddesine girmiş hemen de. Melanin maddesi ile ilgili daha giriş yapıcı bir cümle söylemesi lazım. Devam edelim. Melanin maddesi vücuttaki deriye, saçları ve kirpiklere renk veren pigmentlerdir. Vücutta bulunması gereken melanin maddesinin eksikliğinden veya hiç olmayışından ortaya çıkmaktadır. Şimdi burada neyden söz etti? Albino hastalığından söz etti. Burada neyden söz etti? Pigmentlerden söz etti. Burada neyden söz etti? Tekrar albino hastalığından söz etti. Ama albino hastalığıyla ilgili bir cümle vermedi. Albino şu şudur demedi. O öznesi doğrudan cümlede yok. Ama biz albinodan söz ettiğini anlıyoruz. O zaman kendisinden önceki cümlede albino ile ilgili bir ifade verilmesi lazım. Mesela buradaki gibi. Devam edelim. Söz konusu pigmentlerin eksikliği insanlarda görüldüğü gibi demiş ama hangi pigmentler? Kendinden önceki cümlede pigmentlerden söz etmedi ki. Pigmentlerden burada söz etti. O zaman 2 ile 4'ün peş peşe gelmesi gerekir. 1 ve 3'ün de peş peşe gelmesi gerekir. Bunu da ancak bu iki cümleyi yer değiştirerek yapabiliriz. Hastalığın adı albinizmdir. Vücutta bulunması gereken melanin maddesinin eksikliğinden veya hiç olmayışından ortaya çıkmaktadır. Melanin maddesi vücutta deriye, saçlara ve kirpiklere renk veren pigmentlerdir. Söz konusu pigmentlerin eksikliği insanlarda görüldüğü gibi diye devam eder. Anlamlı bir parça oluşturmuş olurum. Evet, 5 ve 6. soruyu önümüzdeki parçadan yola çıkarak çözeceğiz arkadaşlar. Parçada yazar nasıl yakındığı durumu sormuş. Artık çok sayıda ödül verilmesi diye cevap şıkkında kabul edilmiş arkadaşlar. Neden asıl yakındığı durum bu? Bir bakalım arkadaşlar. 2000'li yıllarda ilginç bir şeye tanıklık yaptık. Yayımlanan her 3 kitaptan birinin üzerinde ödül ifadesi yer aldığını ve ödüllendirmeye koşarak ilerleyen bölük bölük ödüllendirilmeye olacaktı burada. Koşarak ilerleyen bölük bölük genç şairlerin arttığını mevcut edebiyat ortamımızın katkısıyla izliyoruz dedi. Ve buradan sonra da ne yaptı arkadaşlar? Bu her 3 kitaptan birinin ödül ifadesiyle basılmasını, yani her eserin ödüllendirilmesini, her şairin ödüllü olmasını yazarın eleştirdiğini görüyoruz. O zaman tabii buna bağlı olarak başka durumlar da eleştiriliyor ama en temelde eleştirilen şey artık çok sayıda ödül verilmesi. Bu kadar fazla ödül verilmesine zararları anlatılıyor parçada. 6. soruyu da yine aynı parçadan yola çıkarak çözeceğiz arkadaşlar. Hangisinin yanıtı yoktur demiş. Ödüller genç yazarları nasıl etkilemektedir? Bakalım nasıl etkiliyordu? Genç şair ifadesine rastlamıştık şuralarda bir yerlerde. İşte burada. Yayımlanan her 3 kitaptan birinin üzerine ödül ifadesinin yer aldığını ve ödüllendirilmeye koşarak ilerleyen bölük bölük genç şairlerin arttığını mevcut edebiyat ortamımızın katkısıyla izliyoruz. Ödülle lütuflandırılmamış, buradan sonrasına gerek yok. Zaten genç şairleri nasıl etkilediğini soruyordu. O zaman şu cümle genç şairleri nasıl etkilediğini söylüyormuş. Genç şairler koşarak bölük bölük ilerliyorlarmış ödüllendirilmeye. Onlara bu noktada büyük bir heves katıyormuş demek ki. A şıkkı. Ödül sayısı ne zaman artmaya başlamıştır? 2000'li yıllarda karşılaşmışız böyle bir durumla. Demek ki bu zamanda artmaya başlamış. Peki, yayın evleri şiir ödüllerini nasıl değerlendirmişlerdir diye sorulmuş. Yayın evlerinin tutumunu soruyor bize arkadaşlar. Bakalım. Şiire ve özellikle genç şairlerin yazdıklarına ilgi göstermeyen yayın evlerinin tutumu genç şairlerin ödülü kitaplaştırmak için bir eşik olarak görmesine sebep oluyor dedi. Bu arada burada bir önceki ifadeyi de, bir önceki soruyu da bulmuş olduk. Genç şairleri nasıl etkiliyor demişti ya, hangisinde? A şıkkında. A şıkkını buradan da bulduk. Aynı zamanda yayın evlerinin tepkisini de görmüş oluyoruz burada arkadaşlar. İlgi göstermeyen yayın evleri ne yapıyorlarmış? Ödül almayan şiire, ödül almayan genç şaire ilgisiz kalıyormuş yayın evleri. Yayın evlerinin de tutumu buymuş arkadaşlar. C.
Ödül alamayan şairler bundan nasıl etkilenmiştir dedi. O da hemen bir bakıyorum. Ödülle lütuflandırılmamış çok az sayıda şair yıllıklarda antolojilerde yer bulabiliyor. Çok azı antolojilerde ve yıllıklarda yer bulabiliyormuş. Diğerlerinin eserleri basılmıyor demektir bu arkadaşlar. O zaman D şıkkına da buradan ulaşabiliriz. Ödüle adları verilen usta şairler bunu nasıl değerlendirmektedir bunu söylemiyor. Kendisi bu usta şairlerin adı kullanılıyor, kötüye kullanılıyor diyor. Ama bu usta şairler bu duruma ne cevap veriyor? Bunun yanıtı yok. Bu nedenle cevap E şıkkıdır arkadaşlar. Yedinci soru, bu parçada ele alınan aşağıdakilerden hangisidir sorusu. Nasıl yediğimiz kadar ne yediğimiz de sağlığımızı ve kültürümüzü etkiliyor? Günümüzde pek çok psikolog ve psikoterapist yediklerimizin ruh dünyamız üzerindeki etkilerini işaret ediyor demiş ve Torino Üniversitesi'ndeki araştırmadan itibaren bunu örneklemiş. Neyi örneklemiş? Günümüzde pek çok psikolog ve psikoterapist yediklerimizin ruh dünyamız üzerindeki etkilerini işaret ediyor, bunu örneklemiş. O zaman demek ki yediklerimiz ruh dünyamızı etkiliyormuş. Metinde anlatılan nedir diye sorulduğu zaman da cevabımız bu olmuş olur. Yiyeceklerin beden kadar ruh sağlığımızı da etkilemesi. Sekizinci soru. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olarak söylenmiş olabilir diye sorulmuş. Bakalım. Kendi kendini eleştirmek, alay konusu yapmak yıllarca çok da ciddiye almadığımız eylemler olarak kaldı. Ancak toplumsal gelişmeler bu eylemleri ister istemez gündeme getirdi. 1970'lerde, şimdi olaya giriyor. 1970'lerde Oğuz Atay'ın bugünkü gibi benimsenerek okunması zordu dedi. Ve buradan sonra bu zorluğun sebeplerini anlatmaya başladı. Okur kitlesi çeşitli nedenlerle daha çok toplumcu gerçekçi kurumun etkisi altındaydı. Birey ruh kavramlarına küçümsemeyle bakılırdı. Anlatımda Oğuz Atay'ın yaptığı gibi semboller, metaforlar kullanmak, dişsel dünyalar kurmak, biçimcilik diye suçlanırdı dedi arkadaşlar. O zaman neyi anlatmış oldu bize? İşte bunu. Eser verdiği dönemde bugünkü gibi kabul görmemesinin sebepleri. O dönem toplumcu gerçekçiler ön plandaymış. Birey ruh kavramları bilinmiyormuş, kullanılmıyormuş. Bunlardan hoşlanılmıyormuş. Sembollere sıcak yaklaşılmıyormuş. Bu nedenle cevabımız C'dir. Kuyruklu yıldızlarla ilgili bir metin. Evet. Hangisine değinilmemiştir dedi. Zaman zaman yeryüzünden görülebildiklerine değinilmiş mi? Şurada demiş ki bazı zamanlarda dünyadan görünürler. Yine şurada belirli aralıklarla yeryüzünden de görünürler. A şıkkında verilen ifade. Daha büyük, dünyadan daha büyük olanlarının bulunduğu ifadesi. Bir kuyruklu yıldızın uzunluğu milyonlarca kilometredir dedi. Dünyadan da uzun olmuş olduğunu gösterdi. Eski zamanlarda felaket habercisi sayıldığı yargısına şuradan ulaşıyoruz. Eskiden kuyruklu yıldızlar dünyaya savaş, felaket, kıtlık getiren işaretler sayılırdı. C şıkkı. Günümüzde görülünce dilek tutulduğuna değinilmiyor arkadaşlar. Kendi bilgilerimizle değil, parçada verilen bilgilerle çözmeliyiz metnimizi. Elips şeklinde güneşin etrafında döndükleri ifadesini de. Kuyruklu yıldızlar güneşin etrafında elips biçimde bir yol üzerinde büyük bir hızla giderler ifadesiyle doğrulamış oluruz. Cevabımız D şıkkı. Günümüzde görülünce dilek tutulduğunu metinde görmüyoruz. Evet. Testimizin 10. sorusu. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır diye sorulmuş. Nedim'in divan şiirine yenilik getirdiğini söyleyenler,
kalıpları kırdığını, herkesin kullandığı mazmunlarla yetinmediğini, yaşamı yansıttığını, yalın akıcı bir söyleyişi olduğunu, şiirinde neşe ve alayın ten zevkinin dile getirdiğini söylerler. Ancak demiş ve yukarıda verilen yargıya itiraz etmiş arkadaşlar. O zaman eleştirilen bir düşünce ve savunulan bir düşünce var. Bu ikisinin bir arada olduğu yerlerde ağır basan ise tartışmadır. Parçayı ikiye ayırmamız istenmiş arkadaşlar. İlk cümle sabit cümlemiz burada verilmemiş zaten. O zaman ilk cümleden itibaren farklılaşan yeni bir konuya geçen cümleden itibaren ikinci paragrafımız başlayacak. Milyonlarca yıl önce dünyanın büyük bir kısmını kaplayan okyanuslar jeolojik zamanların değişmesiyle kara parçası haline gelmişlerdir. Bu denizlerde yaşayan sayısız bitki ve hayvan da toprak altında kalarak büyük bir baskı altına girmiş ve zamanla bakteri, ısı ve başka doğal etkilerle petrol haline gelmişlerdir. Buraya kadar jeolojik zamanlardaki değişimlerle birlikte petrolün oluşumu anlatılıyor. Tamam. Petrolün insanlar tarafından bilinmesi diye başlıyor ve petrolün insanlar tarafından bilinmesini anlatıyor arkadaşlar buradan sonra. Babilonya'da, eski Mısır'da, 16. yüzyılda Kaliforniya'da ilk petrol kuyularının açılışı vesaire. Buradan itibaren ise petrolün tanınışı anlatılıyor. İki paragrafı ayırmak istediğim zaman buradan ayırırım. Çünkü buradan itibaren farklı konulardan söz ediliyor. Bu nedenle cevabımız 3'tür. Bu parçada ele alınan aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Bakalım. Kendi arzu ettiği şekilde yaşayan varlıklar haline dönüşen insanoğlunun tatminsizliği dikkat çekmektedir. Hiçbir şeyden memnun olmayan modern birey sahip olduğu maddi imkanlarını çoğaltmaya çalışırken manevi değerlerini söndürmektedir. Güven kaybı insanların birbiriyle doğal ilişkiler yerine resmi ve yapay ilişkiler kurmalarına yol açmaktadır. Güven duygusunun ortadan kalması, bütünden koparak parçaya dönüşen bireyin ruh dünyasında büyük değişiklikler ortaya çıkarmaktadır. Endişenin ve yalnızlığın kaynağında bu duygu bulunmaktadır demiş arkadaşlar. Kendimizi güvende hissetmediğimiz zaman da korku hissi bizi yönetecekmiş. O zaman ben bir güven kaybının yaşandığını öğrenmiş oldum ve bu güven kaybının aynı zamanda endişeye ve yalnızlığa sebep olduğunu öğrenmiş oldum. A şıkkında verilen modern bireyin yalnızlığı ve güven kaybı bizim parçamızda ele alınandır diyebiliriz. Pardon 13. soru arkadaşlar. Hangisine değinilmemiştir diye sorulmuş bu soruda. Bakalım. Hareketin mutluluk getirdiğine değinilmiş mi? Halbuki hareket etmek, bedeni yormak değil, ürettiği serotonin hormonunun sayesinde mutluluk ve rahatlama sağlayan, işe odaklanmayı kolaylaştıran bir sistemdir. A şıkkı. Yaşamdaki doluluğun bağımlılıkları engellediği ifadesine nerede ulaşabilirim bakıyorum. Yaşamımızı bizi ruhen de mutlu edecek şeylerle doldurursak, işkolik, ilişki bağımlılığı, internet bağımlılığı, yeme bozukluğu, spor bağımlılığı gibi sorunlarla karşılaşmayız. O zaman yaşamımızı doldurduğumuz zaman bağımlılıklardan da kurtulmuş oluyoruz. B şıkkında verilen ifade. Plansız hayatın tembelliğe yol açacağını nerede ulaşabilirim? Plansız yaşamak zaman içerisinde bedensel ve zihinsel tembelliğe de sebep olacağından diye cevap devam ediyor C şıkkı. İş saatlerinin verimli kullanılmasının ruh ve beden sağlığını artırdığına değinilmiyor arkadaşlar parçamızda. Ama E şıkkında sınır konulmadığı takdirde vakti değerlendirmenin zorlaşacağı ifadesini en başta görüyoruz. Çoğunlukla boş zamanımızı değerlendirme sorunu yaşıyorsak bunun altında plansız yaşamak, yaşam ve sınırlarımızın olmayışı yatmaktadır. Sınırlardan söz etti E şıkkı.
A, B, C ve E şıkkını bulduk. Cevabımız D şıkkıdır. Bu parçada geçen şairin karbon kağıdından farklı olmaması ifadesiyle anlatılmak istenen nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar, karbon kağıdı altına konulanı doğrudan gösteren kağıttır biliyorsunuz. Doğrudan bu benzetme üzerinden de metnin cevabını bulabilirsiniz. Yine de garanti olsun diye metni okumakta yarar var. Evet, demiş ki bunlar insanın iç dünyasını harekete geçiren görüntülerdir. Şair ise bu görüntüleri kendi süzgecinden geçirerek ortaya koyar. Diğer türlüsü kabul edilemez. Eğer şiir yazmak buysa şairin karbon kağıdından ne farkı var diye sorarlar adama. Yani karbon kağıdı gibi şair altında bulunanı doğrudan yansıtmamalı. Ne yapmalı? Kendi süzgecinden geçirmeli. Bu ifadeyi nerede buluruz? Burada buluruz. Görüntüleri olduğu gibi aktarmayıp onları şiirsellikle aktarmak bizim cevabımız olur. Beşinci soru. 15. soru. Peki bu parçanın yazılış amacı hangisidir diye sorulmuş. Ayakları yorgunluktan kırılmıştı sanki. İp ince kolları, eprimiş kumaş pantolonu ve kirli kırmızı eşofman üstüyle soğuk mu sıcak mı hissini kaybedeli çok olmuş gibiydi demiş ve bir öyküden bir parça vermiş arkadaşlar bize. Şimdi bu bir öykü olduğuna göre, bu bir olay metni olduğuna göre burada açıklamak, bilgi vermek vardır diyemeyiz. Çok fazla duyu kullanılmamış arkadaşlar metin içerisinde. Maksat 5 duyudan mümkün olduğunca fazla kullanıp bir şeyleri harekete geçirmek değil. Dolayısıyla D şıkkını elerim. Düş gücünü geliştirmesi için olağanüstülüklerin verilmesi lazım. Ama burada olağanüstü. Burada olağanüstü ifadelerin kullanılmadığını görüyoruz. Olay içinde yaşatmak ve izlenim kazandırmak metinlerde genellikle birlikte kullanılır. Ama buradaki yazılış amacı izlenim kazandırmaktır dememiz daha mantıklı. Çünkü metnin genelinde bir betimlemenin olduğunu görüyoruz. Betimlemenin olduğu yerler daha durağandır arkadaşlar. Yani daha sabittir, daha sakindir. Olay dediğimiz zaman biraz daha hareket vardır içerisinde. Metne baktığımız zaman da bir kişinin görünüşünü anlattığını, duruşunu anlattığını, onunla ilgili bilgi verdiğini gördüğümüz için bunun izlenim kazandırmak amacıyla yazılmış bir parça olduğunu söyleyebiliriz. Yazarın yakındığı durum sorulmuş arkadaşlar. Öykü bir aforizma çuvalı değildir diye sorulmuş. Aforizma yaşamla ilgili kısa, net, özlü sözlere verilen ifadedir arkadaşlar. Bakalım ne diyor? Öykü için aforizma çuvalı değildir dedi. Güzel söz söyleme telaşı, gösteriş, doğal olmayan çalım bir sanatçı için tuzaktır. Öykü basit ilmeklerle örülen hasır sepeti gibidir. Her bir ilmek bütüne hizmet ettiği kadar anlamlıdır. O zaman ben süslü, çalımlı, doğal olmayan, havalı söz söyleme telaşesi içerisine yazarın girmemesi gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Ve bunun öyküye zarar verdiğini, öyküyü kötü anlamda etkilediğini söyleyebilirim. Özlü, yani az sözle çok şey anlatan, süsleyip şekillendirilen, süsleyip renklendirilen sözlerin değil, özlü, çarpıcı söz söyleme çabasının öyküye zarar verdiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Çarpıcı olsun, dikkat çeksin, havalı olsun, süslü olsun, çalımlı olsun telaşesi öyküye zarar veriyormuş. Parçada yazarın yakındığı şey de budur. Yedinci soru. Parçanın başına hangisi getirilmelidir diye sorulmuş. 17. sorumuzda arkadaşlar. Parçanın giriş cümlesi sorulduğuna göre parçanın ana fikriyle ilişkili olmalı. Çünkü giriş cümleleri genellikle ilk cümleler
Yani giriş cümleleri genellikle parçanın içerisinde verilen ifadelerin özeti niteliğinde olur arkadaşlar. Bu nedenle parçaya dikkat etmemiz gerekiyor. Bakalım parçayı özetleyebileceğimiz zaman, parçayı özetlediğimiz zaman giriş cümlesini de rahatlıkla bulmuş oluruz. Bu durumda şiir hayata karışıp özgürleşecekti. Şimdi bir şey olmalı ki bu durumda özgürleşecek. Şiirin özgürleşme ihtimalinin olduğu bir durumdan söz etmeliyiz biz. Diyor ki Cemal Süreya folklor şiire düşman derken yalnızca kalıplaşmış herkese aynı anlam aralığından bakan ifadelerin kullanmasından doğacak taklidin benzerliğin zararını mı vurguluyordu? Aramızda olsaydı toplum denilen kargaşanın arasında bu derece inmiş, halkın gözüne bu derece sokulmuş ifadelerin tekrarından doğacak kaybı da eminim ifade ederdi diyor. O zaman yazarımın rahatsız olduğu şey şiirin bu kadar halkın içerisinde olması, folklor ifadesini kullanıyor, bu kadar halkın içerisinde olması, bu kadar toplumun içerisinde zarar görecek şekilde olması yazarım tarafından eleştiriliyor. Bu durumda şiir hayata karışıp özgürleşecekti, biz öyle olacağını zannediyorduk ifadesi geliyorsa peşinden o zaman arkadaşlar. Bunu nasıl ifade ederim? Şiirin sokakta görünür olmasını başlangıçta iyi bulmuştuk diyebiliriz. Şiirin sokakta görünür olmasını başlangıçta iyi bulmuştuk. Bu durumda şiir hayata karışıp özgürleşecekti. Böyle olacağını zannetmiştik ama çıkarcılar bunu kullandılar diye anlatıyor. Ve hemen peşinden de Cemal Süreyya da folklor şiire düşman derken herhalde bunu kastediyordu diye anlatmış oluyor arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız Adana'dır. Sekizinci soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra haksız da sayılmazlardı cümlesi getirilirse anlam akışı sağlanır diyor arkadaşlar. Şimdi haksız da sayılmazlardı dediğine göre kendisinden önceki ifadeyi destekleyecek bu cümlede. Kendisinden önce o zaman birilerinin, başkasından söz ediyor çünkü, birilerinin bir ifadesini söylemeli. Çarpıcı bir ifade olması mümkün. Sonra kendisi de bununla ilgili ya da onun illa bir ifade olmak zorunda değil, bir söz olmak zorunda değil, bir davranış, bir tutum da olabilir bu. Kendisi de bundan sonra onlara katılmalıymış ki açıklamasını yapabilsin peşinden. Bakalım, insanların büyük çoğunluğu için ve tarihin büyük bölümünde riskten kaçınma en çok benimsenen tavır olmuştur. Bildiğimiz kadarıyla acılar, avcılar ve toplayıcılar dere tepe dolaşırdı ancak ne zamanki tarım devrimi insanlara yerleşme imkanı sundu, insanlar bunu tercih ettiler. Haksız da sayılmazlardı, dışarıdaki yaşam tehlikeliydi. Şimdi arkadaşlar, haksız da sayılmazlardı yargısından önce bir ifade gelmeli. Bu ifade yazarın destekleyeceği, haklı bulacağı bir ifade olmalı. Ve bundan sonra da açıklama yapması lazım, çünküsünü getirmesi lazım meselenin. Bunu da şuraya getirmemiz gayet mantıklı olmuş olur. Bakalım tekrar. Bildiğimiz kadarıyla avcılar ve toplayıcılar dere tepe dolaşırdı. Ancak ne zamanki tarım devrimi insanlara yerleşme imkanı sundu, insanlar da bunu tercih etti. Katıldığı şey ne? İnsanların yerleşmesi, yerleşik hayata geçmesi. Haksız da sayılmazlardı çünkü dışarıdaki yaşam tehlikeliydi. Korkutucu bölgelerin bilinmeyen topraklar olarak işaretlendiği, hatta bazen burada ejderhalar yaşar gibi daha da tehditkar uyarılarla bezendiği eski denizcilik haritalarına bakın. Böyle alanları yelken açma tehlikesini kim göze alırdı ki? Bakın burada cümleler birbirine tamamen bağlı, hiç kopukluk yok. O zaman haksız da sayılmazlardı ifadesi şundan şuraya getirilmeli. Ama diyor ki hangisinden sonra getirilsin? 3'ten sonra değil arkadaşlar. Hangisine getirilmeli diye sorsaydı cevabımız 3 olurdu. Hangisinden sonra dediği için cevabımız 2 olmuş oldu. Bu parçanın aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş 19. soruda arkadaşlar. Erkek nüfusu kadın nüfusundan daha fazladır demiş. Verilere göre Türkiye nüfusunun %49,8'ini kadınlar oluştururken, şimdi kadın ve erkek sadece iki tane cinsiyetimiz var, %49,8'ini kadınlar oluşturuyorsa
O zaman 50,2'sini de erkekler oluşturuyor. Demek ki kadın nüfusuyla erkek nüfusunu kıyasladığımızda erkek nüfusu fazla. Buradan A şıkkına ulaşabiliriz. Kadın ve erkek istihdamı arasında ciddi farklar vardır. Ciddi fark vardır demiş B şıkkında. İş dünyasında kadınların istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısı kadar olduğu ciddi bir fark var demek ki. B şıkkına katılabiliriz. Erkekler günlük faaliyetlerinde en çok çalışmaya zaman ayırmaktadır dedi. Bakalım kadınların neye zaman ayırdığını söyledi. Ha, şurada. Erkeklerin de 3 saat 59 dakika ile istihdam faaliyetlerine katıldığı görüldü diyor. Şimdi erkekler neredeyse 4 saat istihdam faaliyetlerine katılmış, çalışmış ama en çok çalışmaya zaman ayırdıklarını söylemiyor. Kadınlar için uykudan sonra 4 saat kadınlar çalışıyor diyor. Erkekler de 4 saat boyunca istihdam faaliyetlerine katıldı diyor. Ama en çok istihdam faaliyeti vardır ya da en önce buna rastlanır denmiyor. Bu nedenle biz C'yi doğrulayamayız burada. Kadınların iş yaşamındaki etkisi zaman içerisinde artmıştır dedi. D şıkkında geçmiş yıllara nispeten kadınların iş hayatında etkili olduğu zamanlardayız. Nispeten göre demek arkadaşlar. Geçmiş yıllara göre kadınlar daha etkiliymiş. Demek ki kadınların iş yaşamındaki etkisi değişmiş. Buradan böyle bir değişimin olduğunu anlayabiliriz. Kadınlar uyku dışında en çok aileyle ilgili faaliyetlere zaman ayırmaktadır dedi. E şıkkında hemen şurada neredeydi? Türkiye'de uykudan sonra kadınların en fazla 4 saat 17 dakika ile hane halkı ve aile bakım faaliyetlerine zaman ayırdı. Aile, hane halkı aileden söz ediyor arkadaşlar. Aile bakım faaliyetlerine zaman ayırdı diyor. Demek ki kadınlar ailesiyle ilgili faaliyetlere uykudan sonra en çok önem veriyormuş. Zaman ayırıyormuş. Buradan da E şıkkına ulaştık. Ulaşamadığımız şık C şıkkı olmuş olur. Yirminci soru, hangisi ağır basmaktadır dedi. Şiir güzel bir kızdır ki... Şiir güzel bir kızdır ki omuzlarına nazdan biçilmiş bir kaftan giymiştir. Şiiri kıza benzetti arkadaşlar. O kaftan onun ölçüsüdür. Kızın üzerindeki kaftanı ölçüye benzetti arkadaşlar. O kaftanın eteklerinin ucu ipekle sırmayla işlenmiştir. O işleme onun kafiyesidir. Eteğindeki kadının, kızın eteğindeki ipek sırma kafiyeye benzetildi. Kafiye ipek ve sırmaya benzetildi. O güzel kızın ayaklarında altın halhal takılmıştır. O halhal rediftir dedi. Redifi kızın ayağındaki halhala benzetti. Alnında miskten, amberden hoş bir ben kondurulmuştur. O ben ondaki hayaldir dedi. Kızdaki beni hayali örneklemek için kullandı. O kızın güzel, o kızın yanağı ay gibi cilveler yapar. O cilveler teşbih ve istiharelerdir dedi. Kızın yanağındaki cilveleri teşbih ve istiharelere benzetti. Yoğun olarak benzetmenin kullanıldığını görüyoruz. Bu nedenle cevabımız D şıkkı. Evet, kameraya sığdırmakta biraz zorlandım. Borderline kişilik bozukluğuyla ilgili bir metin arkadaşlar. Hangisine değinilmemiştir diye sorulmuş bu sorumuzda. Nasıl bir hastalık olduğuna değinilmemiş demiş. Bir bakalım. Borderline kişilik bozukluğu ülkemizde ve dünyada sıklığı giderek artan bir rahatsızlıktır. En temel özelliği kişinin duygularında yoğun iniş çıkışlar yaşamasıdır. Sevdiği ve yakın ilişki içinde bulunduğu kişiler tarafından terk edilme endişesi ile de bir bakıma endişesi de bir bakıma önemli bir özelliğidir diye devam etmiş. Burada hep bu borderline kişilik bozukluğunun nasıl bir hastalık olduğunu anlatmış bize. A şıkkını göstermiş. B de hastalığın oluşum sebeplerini sormuş. Borderline kişilik bozukluğunun oluşumunda 0-7 yaş arasında anne babaların çocuklar kurduğu ilişki önemliymiş. Ebeveynlerin çocuğa tutarsız davranışları önemli bir etkendir. Bardağı kırdığı için kızılan bir çocuğa bir hafta sonra benzer bir bardağı kırdığı zaman olsun canı sağ olsun gibi tepkiler verilebilir. Ebeveynlerin değişken duyguları çocuğa yansır. Bunun yanında çocuk kendi tercihlerini yapmasına izin verilmez. Zorla yemek yedirilir, zorla uyutulur, zorla tuvalete götürülür.
çocuğun hangi duyguyu yaşayacağına karar verir. Bunun sonucunda kendi benliği olmayan, sürekli ötekinin beynini okumaya çalışan, sürekli koşuşturma içerisinde olan bireyler yetişir demiş. Ve ne yaptı bize burada? Hastalığın oluşum sebebini anlattı. Genellikle ebeveynlerin tutarsız davranışlarıymış hastalığın oluşum sebebi. Hastalığın aile ilişkilerini nasıl etkilediğini anlatmadı arkadaşlar. Hastalığın tedavi yollarına değinmiş mi? Bir bakalım. Tedavisi olan bir rahatsızlıktır. Bu problemin kendiliğinden zamanla geçmesi mümkün değildir. İlaç tedavisi yoktur. Tedavisi psikoterapi ile gerçekleşmektedir dedi. Ve böylece tedavi yollarından da söz etmiş oldu. Rahatsızlık arttığında görülen belirtilere dedi. Bu çok yoğun, rahatsız edici duygular arttığı dönemlerde karşı cinse olan ilgi artar. Bunun dışında aşırı alışveriş yapma, hızlı araba sürme, kendi vücuduna zarar verme gelişebilir. Bu kişiler bazen çok yoğun öfke nöbetleri geçirip bu öfkeyi karşıdakini iğneleyici konuşmalarla yönlendirebilirmiş. Burada da arkadaşlar E şıkkında verilen yargıya ulaşırız. A, B, D ve E'ye ulaştık. C şıkkında verilen yargıya metnimizde rastlamadık arkadaşlar. 22. testimizin 22. sorusundayız. Son soru. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sorulmuş 22. soruda. Bir bakalım arkadaşlar. Ayna nöronlarla ilgili bilgi veriliyor parçamızın genelinde. Geçen yıl ilginç bir buluş yapıldı. Ayna nöron adı verilen bir kavram sinir bilim literatürüne girdi. Çok çarpıcı bir şey bu. Kişi karşısındaki insanın çektiği ızdırabı yüzünde fark ettiği anda ızdırabı çekenin beyninde harekete geçen hücrelerin aynısı kişinin beyninde de harekete geçiyor. Ayna nöronlar yani insan beyni karşısındakinin ızdırabını aynı anda hissediyor ve ona bir cevap veriyor. Bu büyük buluş bize neyi gösteriyordur arkadaşlar? Ayna nöron ne yapıyormuş? Karşıdaki kişinin duygusunu hissedip onu kendinde yaşıyormuş. Yani empati yapıyormuş arkadaşlar. Karşımızdaki kişinin duygularını anlayabilmek, kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmeye empati denir. O zaman ayna nöronların yapmış olduğu şey de bu. Bilimin hala büyük bir hızla ilerlemesi. Bilimin hızı değil arkadaşlar söz konusu edilen şey. Evrende keşfedilmeyi beklenen bilgiler değil, keşfedilmeyi bekleyen bilgilerden söz edilmiyor. Bireylerin duygularını gizleyemedikleri değil söz konusu olan. Burada nöronların yapmış olduğu şey bize zihnimizin fark etmeden empati yapabildiğini gösteriyor. Buna değinmesi gerekir. Acının diğer duygulardan daha baskın olduğu değil. Şimdi örnek olarak burada ızdırabı vermiş ama sadece ızdırabı hissetmiyormuş. Burada örnek olarak ızdırabı vermiş. Karşıdaki kişi hangi duyguyu hissediyorsa aynı nöronda onu yansıtıyormuş. O zaman sadece acıyla ilgili bir ifade kullanamayız. Empati duygusunun insanın ruhuna zaten kodlu olduğunu söylüyor diyebiliriz. Çünkü insan farkında olmadan insanın içindeki aynı nöronlar yapıyormuş bunu. Bu nedenle cevabımız E şıkkı olmuş olur.